Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Sıra geldi. X-ray 19 nolu denemeye. En çok hoşuma giden denemelerden bir tanesidir. Grafik denemesi gelir mi? Gelir arkadaşlar. Çünkü her sene geliyor. Birinci sorudan başlıyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Aziz mübarek Ramazan ayında hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi bir araç kirama şirketinde BMW marka araçları varmış. Süper. Diyor ki grafik verilmiş. M marka 288 aracı varmış. Bu M marka dediği arkadaşlar 120 derece. 120 derecenin kaç aracı varmış? 288 aracı varmış. Güzel. Şimdi sen benden ne istiyorsun? B marka araç sayısı V marka araç sayısından kaç fazladır? Diyor ki şu şundan kaç fazladır? Arkadaşlar derece olarak kaç fazla? Derece olarak 30 fazla. O zaman 30 derece kaç arabadır? Soru bitmiştir arkadaşlar. 4'e bölmüş, 4'e bölmüş. Cevap 72'dir. Şıklardan 72'yi bulduk ve işaretledik. Hızlı bir şekilde geldik ikinci sorumuza. Öncüllü bir soru arkadaşlar. Basit bir sorudur. Şu yeşiller kirazı, turuncular elmayı gösteriyormuş. Güzel. Diyor buna göre hangileri doğrudur diyor. Birinci öncülden başlayalım. 2016 yılında kiraz elma ihracatı arasındaki fark 2018'de daha fazladır. Dur. Şuradaki fark kaç arkadaşlar? 5. Şuradaki fark kaç? Yine 5. Nasıl fazla oluyor? 60 fazladır diyor. Yalan söylüyor. Birinci öncülümüz yanlış arkadaşlar. Kiraz ihracatı her geçen yıl öncekilere artmıştır. Kirazlar yeşillerdi. Yeşil 20 idi. 25 olmuş. 30 olmuş. Hep artmış. Doğru söylüyor. Üçüncü öncülümüz 2010 yılındaki kiraz elma ihracatları toplamı. Dur. 2017 ikisini bir toplayalım. 25, 40 daha toplamları. 65 oldu. 30-35 topladık. Bu da 65 oldu. Birbirine eşit oldu. Zaten birbirine eşittir diyor. Doğru söylüyor. Doğru cevap 2 ve 3 yani Edirne. Haberiniz olsun. Geldik üstteki sorumuza. Şimdi arkadaşlar güzel bir soru. Şöyle güzel bir sorudur. Birinci gün 12 kişi bağış yapmış. Ezan okunuyor maşallah. Neyse. Bir minik bir ara verelim arkadaşlar. Ezandan sonra devam edeceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ezanımız da okundu. Bu yatsı ezanıydı. Millet yanlış anlamasın. Hocam oruç mu tutmuyorsunuz diye. Akşam ezanı değildi. Yatsı ezanıydı bu. Şimdi diyor ki Kurban Bayramı'nda Kızılay'a bağışlar yapılmış. Birinci gün 12 kişi, ikinci gün 11 kişi, üçüncü gün de 6 kişi bağış yapmış. Ama birinci kişi, birinci gün üçer kurban bağışı yapmışlar. O zaman burada kaç kurban eder? 36 kurban eder. İkinci gün ikişer bağış yapılmış. 2 ile çarptım 22 kurban. 6 kişi o da birer tane çarpı birden 6 kişi. Şimdi diyor ki birinci, ikinci ve üçüncü günün sonlarında. Şimdi arkadaşlar demiyor birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün yapılan bağışlar nedir demiyor. Sonlarında. Birinci günün sonunda kaç bağış yapılmış? 36. İkinci günün sonunda birinci günde ekleyeceksiniz ha. Şu ikisini topluyorsunuz. İkisini toplayınca ne oldu arkadaşlar? 58. Evet. Üçüncü günün sonunda ise hem 1'i hem de 2'yi ekleyeceksiniz 3'e. Yani hepsini toplayacaksınız. Hepsinin toplamı da arkadaşlar 64'tür. Süper. Bu birinci günün sonunda 36 kurban. İkinci günün sonunda ikisini topladık. 58 kurban ve 64 kurban. Cevap arkadaşlar C seçeneğidir. Şıklardan C'yi buldum ve işaretledim. Hadi bakalım. Sayfamızı çevirelim. Şimdi güzel bir soru daha arkadaşlar. Yani şimdiye kadar çözeceğim en güzel sorulardan bir tanesidir. Haberiniz olsun. Bu ABCD modelleri varmış. Güzel. Diyor ki B buzdolabı modelinden memnun kalan kullanıcılar 120 kişiymiş. Dur. Bu memnuniyet tablosuymuş. Şimdi B'yi memnun kalanlar %80 miydi? %80'i kaç kişiymiş? 120 kişiymiş. Tam da %100'ü ne kadardır? Onu bir bulur musunuz? Şurada bir İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman evet arkadaşlar kaç çıkıyor? 150 mi çıkıyor ikisimiz? Evet. 150'yi buldum. Şimdi diyor ki Z marka yani şundan bahsediyor. %75'miş memnuniyet. %75'i memnun kalanlar 180 kişiymiş. Tamam da %100'ü ne kadardır? Arkadaşlar 3'e bölünmüş 4'ten çarpılmış. 3'e böl 4'ten çarp 240 olduğunu bulursunuz. Süper. İkisini toplayalım. B ve C. Şimdi B ve Z. Pardon. Bu B ve Z toplam kaç derecelik açı yaparlar? 240 derecelik açı.
Kaç liraya tekabül ediyor? 200, 390 mı ediyor? 390 kişiyi bana söylüyormuş. Öyle diyor. Şu ikisini toplam arkadaşlar 240 derece. Tamam, 360'tı ya. Sonra benden ne istiyor? D modeli. Tam da 120 derece kaç kişiye hitap eder? Yarısı yarısı 195 kişiye mi hitap eder arkadaşlar? Güzel. Şu 195 toplam kişi sayısı. Ama sonra da benden ne istiyor? Memnun kalanları. Yani %60'ını istiyor. 195'in %60'ını bulursanız soru bitmiştir. Arkadaşlar 195'in %60'ı kaç eder? 117 mi eder? Şıklardan 117'yi buldum ve işaretledim. Olay anlaşıldı mı? 0,0'ı götürdü. Şu ikisini çarpınca şu ikisini çarpma arkadaşlar 1170 oluyor. 1170 bölü 10'dan sıfırlar gitti. Cevap 117'dir. 117 şıklarda buldum ve işaretledim. Hızlı bir şekilde bir daha anlatayım. Arkadaşlar bunlar memnun kalmaları oranlarıymış. Diyor ki D modeli, B modeli memnun kalan 120. Yani %80'e 120 ise %100'ü ne kadardır? Onu buldum. %75'i 180 ise %100'ü tamamı ne kadardır? 240 buldum. Toplam. Bunlar da toplam kişi sayılarının dairesel grafiğiymiş. Güzel. Burası 240 derece. 240 derece 390 kişi ise 120 derece yarısı olduğu için 195 kişi. Bu 195 kişi toplam memnuniyet. Şuraya da 195 kişi dedim ama toplam. %60'ını benden istiyor. Sonra da memnun kalanları istiyor. D'nin toplamını istemiyor. Soru bitmiştir. Geldik alttaki sorumuza. Şimdi Emrah Bey kumbarasında aynı miktarda para alarak harcıyormuş. Kumbarasına 72 lira varmış. Arkadaşlar 72 lira varsa kusura bakmayın da şurası %136'dır. Niçin? Yarısını alsın ki. Hani aldığıyla harcanan toplam para kumbarada kalan miktar birbirine eşit olduğu zaman tamam da senin kumbarada 72 liran varsa 36 lirasını alırsan 36 lira kalır ve bunlar birbirine eşit olur. Süper. Sonra da benden ne istiyor? Kumbara kaçıncı gün bitmiştir arkadaşlar? Şuraya da X diyelim. Şimdi arkadaşlar bu tarz soruların şimdi iki tane çözüm yöntemi var. Bir oranlardan çözüm yöntemi var, bir de eğimlerden çözüm yöntemi var. Arkadaşlar eğimlerden kastım ne? Eğimleri yabana atmayın. Eğimlerden kastım şu. Doğrusal bütün fonksiyonlarda böyle bir tane doğru çizdim. Şurasına A diyelim. Şurasına B diyelim. Şurasına M diyelim. Şurasına K diyelim. Arkadaşlar şu açının eğimiyle şu açının eğimi birbirine eşittir. Eğim ne demektir? Karşı bölü komşu demektir. Bunu unutmayın. Karşıda ne var? Şu karşıyı bana bulur musunuz? A'dan B'yi çıkarıyorsunuz. A eksi B bölü komşuda ne var? M var. Eşittir. Karşıda ne var? Şu karşı arkadaşlar. Şu üçgenin karşısına bakıyorsunuz. Şunun karşısına bakalım. Karşıda ne var? B var. Bölü komşuda ne var? K eksi M var. Soru bitmiştir. Yani eğimleri ihmal etmeyin. Her zaman doğrusal bütün fonksiyonlarda eğim karşı bölü komşular şu üçgenin karşı bölü komşusuyla şu üçgenin şu açının karşı bölü komşuları birbirine eşittir. Hadi bunu klasik yöntemden çözelim. Bir de bu eğimlerden de soruyu çözelim. Ve eğimlerle alakalı birkaç tane daha burada sorun var. Hepsine birlikte bakarız arkadaşlar. Şimdi soru benden ne istiyor? Diyor ki bu kumbara kaç günde biter arkadaşlar? Yarısını 12 günde bitirdiysen tamamını 24 günde bitirirsin. Belli zaten. Bakın yarısını 12 günde bitirdikten sonra tamamını 2 katı 24 günde bitirirsiniz. Bir de bunu eğimlerden çözmek istiyorum. Şuranın eğimiyle, şuranın eğim birbirine eşit mi? Evet hocam. Şurada bir eğimi bulalım. Şuraya da x dedim. Karşı 36 bölü komşu yani 12 eşittir. Karşı yine 36 bölü komşu x eksi 12. Arkadaşlar 12'ye böldüm 3, 3'e böldüm 12. X buradan yine 24 çıkacaktır. Şıklardan 24'ü buldum ve işaretledim. Olay anlaşıldı mı? Hadi 5'e 6'ya çözmeden önce bu eğimle alakalı bir 8'in soruya bakmak istiyorum. Madem eğime bir defa girdik arkadaşlar. 8, 18, 20 hepsi de eğimlerle ilgilidir. Şimdi bunu bir uzatalım. Soru benden ne istiyor? 15 kilogram tereyağı. 15 kilogram tereyağı bu ya arkadaşlar. Bu da bir doğrusal fonksiyon. Kalan süt miktarı. Bu kalan süt miktarı.
Buradaki x'i benden istiyor. E süper. E hadi karşı eğimler birbirine eşittir. Şu üçgenin eğimiyle şu üçgen yani şu alfayla şu alfa birbirine eşit değil midir? Hatta buradaki alfayı da katabilirim. Sıkıntı değil arkadaşlar. Ben sadece üstteki ikisine odaklanmak istiyorum. Karşı şurası ne olur? 220 eksi x bölü komşu yani 15 eşittir. Şu üçgene bakmak istiyorum. Şu büyük üçgene. Evet. Karşı. Karşı ne oldu arkadaşlar? Evet. Şu üçgene odaklanalım. Karşı şurası. 180. Bölü komşu. 18. Allah aşkına burada işler dışar çarpımı yapsanız soru çıkmaz mı? 18'e 18'e böldüm. 10. 150. X'i bu tarafa 150'yi bu tarafa atın. Cevap 70 olur. Haberiniz olsun. Eğimlere bakın. İhmal etmeyin. Ben bunu eğimden çözdüm. Bütün doğrusal çizilen hepsi eğimlerden çıkar. E hadi 18 ve 20'ye de bakalım. Evet, 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 evet. 8'i bu şekilde çözmüş olduk. Nerede bu 18'imiz? Burada mı? Yok burada değilmiş. 18 ve 20. Hatta 16 da varmış. Dur. 16'yı önce bir halledelim. Sonra 18 ve 20'ye. Maksat aynı mantık sorularını çözersek arkadaşlar daha güzel olur. Şimdi benzin bitene kadar araç toplam kaç kilometre yol alır? Benden şurayı istiyor. Şu x'i istiyor. Doğru mudur? E hadi. Şu açıyla şu açının eğimleri birbirine eşittir. Şu açıda şu üçgen var. Şu açıda da şu üçgende baz alabilirsiniz. Komple üçgende baz alabilirsiniz. Ama burası belli olduğu için burayı baz aldım. Süper. Karşı kaç birim arkadaşlar? Şu ikisini birbirinden çıkaracaksınız. 2. Bölü komşu. Şu komşu. Bunları birbirinden çıkarsak 12 mi? Eşittir. Karşı 258. Bölü komşu x eksi 72. Süper. 2'ye 2'ye böldüm. 6. İçler dışlar çarpımı yap. 72'yi karşıya atın. Cevap arkadaşlar Denizli çıkar. Şıklardan Denizli'yi bulup işaretlersiniz. Olay umarım anlaşılmıştır. Bunu da bu şekilde çözmüş oldum. Devam edelim. Geldik 18'e ve 20'ye de bakacağız demiştik. Şimdi arkadaşlar ortalama azalması birinci, şu birinci ve dördüncü gün. Arkadaşlar azalması eğim demektir. Bunu unutmayın. Yani şuraya alfa dersem karşı bölü komşu demektir. Bunu unutmayın. Azalma, ortalama azalması. Ortalama azalmasını, günlük ortalama azalmasını arkadaşlar biz eğimden çözüyoruz. Karşı ne olur? N eksi R bölü 3. Varmış yukarıda N eksi R bölü 3. Cevap Edirne haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı? Şimdi sıra geldi 20. sorumuza. 20'yi de çözelim ve yolumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar 20. sorumuz ne diyor? Diyor ki soruda. Diyor ki. Bu araç deposu dolu iken 1600 kilometre yol aldığına göre. Alınan yolun grafiği bu arkadaşlar. Yani 1600 demek arkadaşlar şurasının 1600 olması isteniyor. O zaman ben bunun zamanını bulurum. Arkadaşlar 3'e 200. 3 saat 200 ise. Doğru değil mi? 1600 olması isteniyor. Bu kaç saat sürür diyor. Benden bunu istiyor. 8 katı 24 mi olur? Şurayı 24 buldum. Şimdi 24 saatte. Şurası 24 saatte. Ne istiyor benden? Biraz oradan kaç litre benzin kalır diyor. Kalan benzin istiyor. Kalan benzin istiyorsa işte şuradaki x istiyor. Ne kadar harcanır deseydi aradaki farkı bulurdum. Ama kalan benzin istediği için direkt buraya x dedim. 24. saatteki benden x istiyor. Süper. Şuradaki eğimle şuradaki eğimler birbirine eşit değil midir? Eğim karşı bölü komşu yani 84 eksi x bölü 24 eşittir. Şuradaki eğimi bulalım arkadaşlar. Şu üçgenin eğimi karşı x'tir. Bölü komşu. Şuradaki farkı bulacaksınız arkadaşlar. 32 mi? Bitti. 6'ya böldüm 4. Pardon. 8'e böldüm 3. 8'e böldüm 4. İçler dışlar çarpımı yapın. Buradan arkadaşlar x 48 çıkar. Şıklardan 48'i buldum ve işaretledim. Eğer ne kadar harcanır deseydi, ne kadar benzinim gider deseydi aradaki farkı isterdi. Şıklardan farkını bulup işaretlerdik. Bitti arkadaşlar. Bu tarzdan alakalı bütün soruları bu şekilde çözmüş oldum. Sıra geldik. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlar hangi soruda kalmıştık?
Altıncı soruda kalmıştık. Altıncı soruda yolumuza devam ediyorum. Şimdi güzel bir soru arkadaşlar. 1000 öğrencimiz varmış. %54'ü düzenli olarak kitap okumakta. Güzel. Bunun bana %54'ünü bulun bir. 1000 öğrencinin %54'ünü bulalım. O da 540 öğrenci mi çıktı arkadaşlar? Bu da düzenli kitap okuyanların şeyiymiş, grafiğiymiş. Tamam. Toplam kaç derece burası? 360 derece. Güzel. O zaman şöyle diyelim. 360 derece toplam 540 öğrenci ise. Baktım 1,5 kat. 1,5 kat. Yarısı 180 ekleyince 540 olur. 1,5 kat. O zaman derecen hep 1,5 katıymış. Bu 60'sa 1,5 katı burası ne olur? 90 kişi. 1,5 katı ne olur? 75 kişi. Bu 90, 1,5 katı ne olur? 135 kişi. 70, 1,5 katı ne olur? 105 kişi. Burasını da bulursunuz ama ben burası ilgilendirmiyor. Bir sorumuzu bir okuyalım arkadaşlar. Belki de bulmamız gerekiyorsa bulurum zaten. Sıkıntı değil. Şimdi hangiler doğrudur diyor. Psikoloji kitapları beğenilen sayısı 45'tir. Psikoloji, pardon, 75'tir. Doğru söylüyor. Birinci öncülümüz doğru. En çok beğenilen kitap türü tarihtir. Tarih nerede ya? Tarih 135'miş. Evet, 135. Burayı da bulalım arkadaşlar. En çok beğenilen kitap türü tarihmiş. Burası kaç derece çıkıyor ki? Hepsini topladık. Aa, burası da 90 çıktı bence. 90, 90, 180. Evet, burası da 90 çıktı. Demek ki en çok beğenilen tarih değilmiş. Bunlar birbirine eşitmiş. Bilim de 135 kişidir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bilim kitaplarına beğenilen sayısı kişisel gelişim kitaplarına beğenilen sayısından 60 fazlaymış. Dur 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 dur. Bilim 135'ti. Kişisel gelişim 105'ti. Aradaki fark 30 mudur arkadaşlar? Ama 60'dır diyor. Yalan söylüyor. O zaman bunlardan hangisi doğrudur? Yalnız bir doğrudur. Cevap Adana, haberiniz olsun. Sıra geldi 7. sorumuza. 7. soru arkadaşlar. Hemen yukarıya kaydırayım bunu. Tutamadım ya bir türlü. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Diyor ki 2016 yılında kalp bağışında bulunanların sayısı, 2016 burası arkadaşlar. Kalp bağışında bulunanlar 40 kişiymiş. Evet, buraya mavi renkten 40'ı yazdım. Diyor ki 2017'de böbrek bağışı. Böbrek bağışı da 40 kişiymiş. Süper. Burası 40'sa yarısı ya. Yarısı. Açıların yarısı. Şimdi bu 40'sa 60 derece 40'mış. Şöyle bir şey arkadaşlar. 3'e bölünüp 2 ile çarpılmış. 3'e böl 2 ile çarp. 3'e böl 2 ile çarp. Olay anlaşıldı mı? Süper. Şimdi sonra da benden ne istiyor? 2017'de bulunan göz bağışlarının bulunanların sayısı. 2017'de gözü bağışlayanlar 90 kişidir. Buraya 90'ı yazdım. Evet, gözü bulduk 2017'de. 2010'da akciğerden kaç fazladır? 2016'da akciğer. 2016 buydu arkadaşlar. Akciğer 30 kişiydi. Kaç fazladır? 60 fazladır. Şıklardan 60'ı buldum ve işaretledim. Süper. Bu testi bitirmiş olduk arkadaşlar. Sıra geldi diğer testimize. Zaten 8'i çözmüştük. Sıra geldi 9. sorumuza. 9. soruda arkadaşlar 17'ye benziyormuş. Önce 9'u bir halledelim. Sonra arkadaşlar 17'ye bakarız. Şimdi diyor ki Tansu ile Özge aynı boydadır. O zaman aynı boyda olanlar şundan şu değil mi arkadaşlar? Şu Tansu, şu da Özge olsun. Güzel. Tansu Kerem'den 11 santim kısadır. Dur 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 dur. Özge Serpil'den 5 santim uzundur. Ha, Özge daha uzunsa altında bir tek bu var. Buna odaklanıyorum ha. Özge Serpil'den 5 santim uzunsa demek burası arkadaşlar Serpil'dir. Güzel. Mirsat Kerem'den 8 santim uzundur. Tansu Kerem'den 11 santim Tansu Kerem'den. Demek bu da Kerem'dir. Diyor ki Mirsat da Kerem'den 8 santim uzunmuş. Demek bu da arkadaşlar Mirsat'mış. Süper. Şimdi Mirsat Kerem'den 8 santim uzunsa 8 çıkartırsanız burası ne olur arkadaşlar? 178 mi olur? 178. Güzel. Tansu Kerem'den 11 santim kısadır. Tansu Kerem'den
Kerem Belli'ydi 178. 11 santim kısa ise 11 çıkarırsak kaç kalır arkadaşlar? 167 mi olur? Şurası da 167. Özge Serpil'den 5 santim uzundur. Özge 167 idi. 5 santim uzunsa demek arkadaşlar şurası da 162 olur. Süper. Boy ortalamasını istiyor. Şunların hepsini teker teker topluyorsunuz arkadaşlar. 5'e böldüğünüz zaman cevap biter. Yani cevap denizdi. Haberiniz olsun. Sıra geldi üstteki sorumuza. Şimdi üstteki sorumuz ne diyor? Hızlı bir şekilde okuyalım. 10. sorumuz. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Patlıcan miktarından 420 ton fazlaymış domates miktarı. Domatesler patlıcandan. Aradaki açı kaç derece arkadaşlar? 105 derece mi? 105 derece. 420 ton fazlaymış. Buna bir defa bir ton yazalım. Karışmasın arkadaşlar. Ton. Güzel. Kaç ton salatalık üretilmiştir? 90 derece istiyor. 90 derece kaç tondur? Görmüyor musun? 4 katı. Bakın 4 katı. 4 katı 360'tır. Cevap Ceyhan, haberiniz olsun. Geldik 11. sorumuza. Şimdi 11'i birlikte çözerim arkadaşlar. Gerçekten sıkıntılı bir soru gibi. Yani hoşuma giden bir sorudur bu da. Buna da böyle bir yıldızlar atalım. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Sorumuzu birlikte bir okuyalım. Bir kentte toplu taşıma araçlarının rengine belirlemek için internet üzerinden anket düzenlemiş. Evet, güzel. Turuncu 60 derece, yani altıda birini turuncu istemişler. 240 derece, 360'ın 240'ı, 3'te 2'si arkadaşlar. Sarıyı istemişler. Bir de burada bizim küçük bir açımız kalmış. 300 demek burası da arkadaşlar 60 derecedir. Haberiniz olsun. Tamam, 360'ı verecek ya. Güzel. Şimdi toplam bizim kaç kişi ankete katılmış? 72 kişi ankete katılmış. Doğru mudur? 72'nin turuncu, özellikle turuncu üzerinde çok durulduğu için turuncu altıda biri değil mi? 1 bölü 6'sı. 72 bin toplam katılım var. 1 bölü 6'sı turuncu. O da arkadaşlar kaç çıkar? 12 bin çıkar. Demek ki şurası arkadaşlar 12 bin kişiymiş. Bayanların 2 bölü 15'i turuncuyu istemiş. Şimdi bayanlarımız neredeydi? Ya da kadınlarımız diyelim. Kadınlarımız 30 bin kişiydi. 30 binin 2 bölü 15'ini bulalım. O da 4 bin çıktı arkadaşlar. 4 bin kadınımız turuncu istemiş. Güzel. Kadınımız turuncu istemiş. Turuncu isteyenler toplam kaç kişiydi? 12 bin kişiydi. Benden turuncu isteyen erkekleri istiyor. Geriye 80 bin, 8 bin kişi kalır. 8 bin şıklarda buldum ve işaretledim. Sıra geldi 12. sorumuza. Şimdi arkadaşlar müthiş bir soru mu bilmiyorum. Evet, müthiş bir soru. Güzel bir sorudur arkadaşlar. Şimdi ben biraz bunları doldurdum. Şimdi birlikte bunları birlikte bir dolduralım. Şimdi ben bu 15 dereceye ka dersem. Bu 15'in kaç katı? 7 katı. 7K. 15'in kaç katı? Çünkü OBEB'ler arkadaşlar 15 ya. Hepsi 15'e bölündüğü için buna bir defadan 120K, buna 135K demedim. OBEB'lerini buldum. 15K çıktı, 15 derece çıktı. 15 dereceye 1K dedim. 8K, 9K, 7K oldu. Güzel. Şimdi. Bunlar arkadaşlar kayıplar olduktan sonra, ağırlık kaybı. Oluşan tablo buymuş. Şimdi patlıcanda ne kadar kayıp var? %40'lık kayıp var. Patlıcan 9K çıktı. Tamam. Patlıcanımız P olsun. %40 kayıp varsa geriye %60'ı kalmaz mı? Tamam, patlıcanımızın tamamına P dedim. %40 kaybımız varsa %60'ı kalır. %60'ı ne kadarmış? 9 kaymış. Patlıcanımızın tamamı ne çıktı arkadaşlar? Patlıcanımızın tamamı 15K çıktı. Güzel. Şimdi hepsini teker teker bulalım. Şimdi kabak %20. Kabağa da K diyelim. %20 kayıp varsa geriye %80 mi kalır? Kabağımız 8 kaydı. Burada sadeleştirme, içler dışlar çarpımı yap. Kabak da arkadaşlar 10 çıkıyor. Onu da aşağıda yazmışım zaten. Biberimizde %50 kayıp varmış ve biberimiz arkadaşlar 7K çıkmış. Oğlum %50 kayıp varsa 7K çıktıysa demek tamamı 14K'dır. Bunların da tamamlarını buldun mu? Bunlar tamamlar arkadaşlar. Bunlar %100'leri. Süper. Soruda benden ne istiyor? Kurutma sürecinde bu sebzede toplam ağırlığı 71 kilonun azaldığına göre. Şimdi bunlar %100'ü. Bunlar kalanlar. Doğru mu? Aradaki farklar bana arkadaşlar kaybı verir. Biberimiz nerede? Biberimiz 7K. 7K kaybımız var. Kayıpları şimdi yapıyorum. 7K. Bunlar kayıplar. Kayıplar. Tamamı 10 kaydı kabam.
Kabak 8 kaldığına göre demek arkadaşlar kabağımızda 2K kaybımız var. Patlıcanımız nerede patlıcan? 9K. Demek ki patlıcanımızda 6K kaybımız varmış. Hepsinin toplamı 75'miş. Hepsini topladım, 75'e eşitledim. Kayı buldum. Sonra benden ne istiyor? Bu size toplam kaç kilogram toplanmıştır? Hey, şu toplamların hepsini istiyor. Hepsini toplayıp K yerine de 5 yazınca cevap 195 çıkar, haberiniz olsun. Sıra geldi 13 nolu sorumuza. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Çözümünü de bu şekilde yapmış oldum. Şimdi geldik bu sorumuza. Arkadaşlar güzel bir sorudur. Hepsinin katları 12 mi var? Hepsine 12K diyelim. Var mı bir sıkıntı? A ne olur? Hocam A 6K olur. B ne olur? B 4K olur. C ne olur? C 3K olur. D ne olur? D 2K olur. E ne olur? E de 12K olur. Hepsini bulduk arkadaşlar. Ne istiyorsun benden sen? Seçim sonucu daire grafiğinde A tane oy alan ait daire dilim merkezi. Ha, A'yı istiyor. Tamam, hepsini toplayın arkadaşlar. Şunların hepsinin toplamı neyi verir bana? Hu, 27 kayın verdi. 27K 360 dereceyi gösterirse A'yı istiyorsun, 6K kaç dereceyi gösterir? İçler dışlar çarpımı yaptığınız zaman arkadaşlar 80 derece olduğunu bulursunuz. Cevap denizde, haberiniz olsun. Geldik üstteki sorumuza. Şimdi arkadaşlar işin içinde bir yüzdeler var. Bir de 2 ve 3 var tabanda, görüyor musunuz? O zaman biz başlangıçtaki ürünümüzün hepsini arkadaşlar 600x diyelim. Var mı bir sıkıntı? Çünkü arkadaşlar hem yüzdeleri kullanacağım, hem 1 bölü 2, 1 bölü 3'ü kullanacağım. Tamam, 600x diyelim. Var mı bir sıkıntı? Şimdi 600x'in önce bir k'yı bulalım. K arkadaşlar 1 bölü 2'siymiş. Yani 300x. 1 bölü 3'ü l'ymiş. L 200x. Geriye kalan da m ise, m de arkadaşlar 100x'tir. Güzel. K ürünün %10'u. %10'u 30x. L'nin %20'si. %20'si 40x. M'nin de %30'u, bu da 30x diyor. Bunlar diyor dairesel grafik olarak gösterirlerse açısı ne olur diyor. E tamam, hepsini toplayalım arkadaşlar. 100x 360 derece ise 30x kaç derecedir? X'ler gitti, içler dışlar çarpımı yapın. X sıfırlar gitti, sıfırlar gitti. 36'nın 3'ü çarpın 108. 108 olan 2 tane var. Görüyor musunuz? Başka da 108 yok zaten, kanun oldu. Tam da K ile M de birbirine eşit ya, 30x'e 30x. K ile M de birbirine eşitse cevap tabii ki Bursa'dır. Bursa'yı şıklardan buldum ve işaretledim. Sıra geldi 15. soruma. Karışım problemler arkadaşlar. Şimdi 100'ün 40'ı tuzmuş. Toplam karışım 100. O zaman bu %40'tır. Bu 250'de 50'si tuzmuş. 5'te 1'i, yani %20'si. Süper. Tamam. Diyor ki buna göre 170 gramlık A karışımdan. Tamam, 125'i A karışımı %20 değil miydi tuz miktarı? %20'si art. Diyor ki 75 gramlık B karışımı. 75 çarpı B de %40'tı. Eşittir. Toplam karışımımız ne oldu arkadaşlar? 200 oldu ve tuz oranı yüzde kaçtır diyor? %x. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada yüzdeler birbirini götürür. Gerekli sadeleştirme yaparsınız. 100, 100, 100'ü götürdü. Dur, 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 dur. 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 2, 20'ye böldüm 10. Süper. 125 artı 150. Doğru mudur? Eşittir 10x'ten. X'in topla 10'a böl. Cevap 27, 27 mi çıkıyor arkadaşlar? Yanlış olmasın. X'in toplamı kaç çıkıyor? 275 eşittir 10x'ten. 0, bir virgül kaydırdım. 27,5 çıktı. Yani cevap Ceyhan'dır. Haberiniz olsun. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Sıra geldi 16. sorumuza. 16'yı zaten biraz önce çözmüştüm. Onu geçiyorum. 17. soru. 18'i zaten çözmüştüm. 17, 19 ve yolumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar güzel bir sorudur. Ne diyor? Yukarıda grafikte 6 ilin Temmuz ayı ortalaması sıcaklığa verilmiş. Yine bize bir şeyler anlatılıyor arkadaşlar. B ile C illerinin ortalaması kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağım? Evet. En yüksek sıcaklık ile en düşük sıcaklık arasındaki fark 22'ymiş. En yüksek 40. 22 çıkartırsam A'yı 18 bulurum. Doğru mudur? Yanlış olmasın. Evet, A'mız 18.
6 ilin sıcakları ortalaması. Hepsini toplayıp arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölüp 28'e eşliyoruz. Herkes bir toplar mısınız? 18, 40, 29. Hepsinin toplamı arkadaşlar sana şunu verecek. B artı C artı 108 bölü 6 eşittir sana 28 verecek. Bir B'yi bilmiyorum, C'yi bilmiyorum. 18, 21, 29, 40'ın da toplamı 108 eder. 6'ya böl sana ortalamayı verir. Buradan B artı C'yi kaç bulduk? 60 bulduk. Adam B ile C'nin ortalamasını istiyor. B ile C'nin ortalaması 62'ye böler misiniz? Cevap tabii ki 30'dur. Haberiniz olsun. Geldik sağdaki sorumuza. Üsttekini çözmüştük arkadaşlar, hatırlayalım. Şimdi geldik 19. soruya. Yine bize bir grafik verilmiş. Tavşan, tavuk, kazların sayıları. Ha. Diyor ki bu grafiğe göre arkadaşlar bunlar sayılarmış. Diyor ki hangileri doğrudur diyor. Bütün öncülleri teker teker inceleyeceğiz. Kazların sayısı tavukların sayısının %50'sidir. Kazlar tavukların derece olarak yarısıysa sayı olarak da %50'si yarısıdır. Doğru söylüyor. Kazların sayısı arkadaşlar şurası 180 derece ya. Tavşanlar 180 olsun. Tavuklar 120 olsun. Atıyorum. Bu da 60 olsun. Yani diyebilirsiniz. Sıkıntı değildir. Kazların sayısı 60. Tavşanlar ve tavukların toplamının dur. Tavşanlar ve tavukların toplamı kaç eder arkadaşlar? Şu ikisini bir toplayın bana bir. 300 mü? %20'sidir. Doğru söylüyor. 300'ün %20'si arkadaşlar 60'tır. Üçüncü öncülümüz tavşanların sayısı. Tavşanların sayısı 180. Tavukların sayısının toplamına eşittir. Bir sen. Tavşanların sayısı kazlarla tavukların. Kazlarla tavukların toplamı ne etti? 180 etti. Birbirine eşittir diyor. Bu da doğru söylüyor. Hangileri doğrudur? 1, 2, 3 doğrudur. Haberiniz olsun. Sıra geldi. 20'yi zaten çözmüştüm. 21 ve 22'yi de çözelim ve dersimizi bitirelim. Şimdi mağaza 5 gün boyunca günlük ortalama arkadaşlar hepsini toplayıp 5'e böldünüz mü soru biter. Yani 150, 200, 210, 180 ve 120. Hepsini toplayıp 5'e böldün mü soru biter. Haberiniz olsun. Sıra geldi 22. sorumuza. Şimdi 22. sorumuzu nasıl çözeceğiz? Evet arkadaşlar. 22. soruyu nasıl çözeceğiz? Hadi bakalım. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ege bölgesinde güzel bir soruya benziyor. Ne diyor? Ege bölgesinde 2017 güzel. 2008'de Nisan, Mayıs, Haziran ayında da erik üretimleri verilmiş. Güzel. Evet. Şurası kaç derece? Onu da bana bulursunuz. Toplayın kaç etti arkadaşlar? 50, 240 mı etti? Şurası 120 derece mi olur? Yanlış olmasın maksat. 6 ekledik 150, 240. Evet, 120 dereceymiş burası da. Güzel. 2018 yılında 3 ayında üretilen erik miktarı ile ilgili olarak. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım hızlı bir şekilde sorumuzu çözelim. Bu da bizim son sorumuzdu zaten. Şimdi bunlar değişim oranlarıymış. Bu da arkadaşlar 2017'de verilen dairesel grafiğimizmiş. 2018 yılını hesaplamamı istiyorlar. Hadi 2018'i birlikte hesaplayalım. Şimdi arkadaşlar 2018 bunun sayısı 144 olsun. Bunun sayısı 96 olsun. Bunun sayısı da 120 olsun. Hiç abartmayalım. Şimdi 1 Nisan diyeceğim. 1 Mayıs diyeceğim. Bir de Haziran diyeceğim. Güzel. Şimdi Nisan ayında 120'yi de Nisan ayı %20 artmış. Bana 120'nin %20'sini bulur musunuz? 0, 0, 0, 0 gitti. 24. 24 ekleyince ne olur arkadaşlar? 144 olur. Nisan ayında 144 bizim ürünümüz yetişti. Şimdi Mayıs'ta %10 azalıyormuş 2018'de. Mayıs'ın %10'unu bulalım. 144'ün %10'u sıfırlardan bir tanesi gitti. 14,4 olur. Şimdi 144'ten 14,4 çıkarsa 139 pardon. Evet 130 olsa 144 14 139,6 kaldı. Güzel. Şimdi geldik Haziran. %30 artmış. Şimdi Haziran'ımız 2017'de 96 idi. 96'nın %30'unu bulur musunuz? Hocam sıfırlardan bir tanesi gitti. 96 ile 3'ü çarpın kaç oluyor arkadaşlar? 100 olsa 312 çıkaralım. 288. 28,8.
28,8 eklersek 96'ya. Şu 96'ya ekleme yapacağım. Şurası 8, 14 elde var. 1, 11, 12. Yani 124,8 oldu. 124,8. Şimdi bu öncüleri birlikte bir okuyalım. Hangileri doğru? Birlikte bir bulalım arkadaşlar. Şimdi Nisan ayında üreten erim miktarı Haziran'a göre azdır diyor. Valla Nisan en fazla. Haziran'a göre nasıl az oluyor? Daha fazladır. Birinci öncülümüz yanlış. Mayıs ayındaki erik en fazladır. Arkadaşlar en fazla olan Nisan ayı. Mayıs ayı değil. Bak 144 görmüyor musun? İkinci öncülümüz de yanlış. Haziran ayında üreten erik miktarı en azdır. Evet arkadaşlar 124,8'di ya Haziran'daki en azdır. Yani cevap yalnız 3'tür. Şıklardan yalnız 3'ü bulup işaretledik. Ne yaptım arkadaşlar? Bu derecelerine göre sayılarını verdim. Bu Nisan %20 artış olmuş. Nisan'ın %20'sini buldum ekledim. Mayıs %10 azalmış. Mayıs'ın %10'unu buldum. 14,4 çıkardım. Haziran'da %30 artmıştı. %30'unu buldum Haziran'ın. Onu da ekledim. Tabii küsuratı çıkıyor. Önemli değildir. Öncelilere göre bir tek 3 doğrudur. Haberiniz olsun. Bu testi bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Geçmiş olsun. Hızlı bir şekilde 20 nolu teste geçiş yapacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum.